enerjin şeyine, şeridine, nörorobotik platforma bakacağız. O işte Human Brain Project'ine böyle burada da yazıyor ya, 5-6 tane şey var anladığım kadarıyla, alt iş şeyleri. Onların içinden bir tanesi bu. Yani amaçları herkesin kullanımına açık, diledikleri gibi robotlarını da, yani robotları elinizde olmadan simülasyon ortamında da deneyebileceğiniz ve beyin modellerini de robotlarla beraber deneyebileceğiniz bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Tabii hani başında da hemen söylüyor, hani beyinle ilgili bir şey yapmaya kalkınca tabii ki beyin hani zaman içinde geliştiğinden ve vücudun varlığıyla da beraber geliştiğinden, ona göre şekil aldığından bunu da beraber düşünmemiz gerekiyor. Biz sağ olsun Devin Hoca sayesinde ben bunu akıl edebildim. Yani ondan yaptığımız okumalar sonrasında bu benim kafama gitgide oturdu. Halbuki hani en baştan beri şey söylenir işte, hani beyin motor hareket için var, başka bir şey değil diye. Dolayısıyla mesela bunun hemen en başında şeyinde abstraktında şey diyor. For a proper validation of these models and embodiment in a dynamic and rich sensory environment where the model is exposed to a realistic sensory motor tasks is needed. Yani anlamlı bir şey yapabilmemiz için bulunduğu ortamdan duyuları aracılığıyla bilgiyi alacak, o bilgiyi işleyecek ve bir motor harekete dönüştürecek bir yapıyı koymak lazım. O bakımdan işte böyle bir büyük bir neurorobotics platform oluşturmaya çalışıyorlar. Ve baştan paşa paşa şeyi söylüyorlar. Vallahi real time falan değil. Yani hani olabilecek hali de yok. Dolayısıyla yani ya real world'den vazgeçeceğiz. Yani ya real time'dan, yani real time olarak bakmayın. Tabii ki şeydi, bir vücudun içinde bunu, bunda denilir embodiment, vücudu oluşturabilmek, görmek değil, o embedded. Bu embodiment, yani bir vücutla da, hani böyle bir Allah bir tasavvuftan bir kelime olsa, vücut bulmak gibi bir şey yani, değil mi? Öyle bir şey gerekiyor, vücut gerekiyor. Bu durumda bir simülasyon ortamında gerçekleniyor. Dolayısıyla burada benim anladığım, hani istesen robotun neyse, ama her şey simülasyon ortamında. Yani robot böyle elinde tuttuğum bir şey değil artık. Dolayısıyla ve diyor ki ya bugüne kadar hiç böyle bir beyin ve vücut modelleri arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir yapı olmamıştı. Biz onu sağlayacağız. Aferin, çok iyi yakaladım. Dolayısıyla ortamı ve robot vücutlarını beraber birbirine bağlayabileceğimiz beyin modelleriyle beraber bir yapı oluşturacaklar. Yani bir tür sınama, sınama ortamı oluyor. İşte 10 tane herhalde SAP alt projeden bir tanesi de bu. İnsanlar bu konuda çalışmaktalar. Şimdi bu şey daha ilk sürü. En son satırda bunu hani bir adres vermişler, yani makalenin en son satırında bir adres vermişler. Sınanabilecek, benim hani açıp bakmamız lazım ama sınanabilecek bir ortam var. Adres böyle var. En son aşağıdan. O kadar senin gitmediğini düşünüyor ki. Bence ben kitleye bak. Işık açayım mı? Işık at değil mi? Evet, açayım. Olur. Onu teknik adamımız olan Mustafa'ya soruyoruz. Kamera konusunda. Etkilenme. Dolayısıyla yapmaya çalıştıkları bu. İşte aslında biz de mesela robotla beraber iş yaparken hep bir şeyi düşünüyorduk. Ortamdan sensörler aracılığıyla bilgiyi nasıl alacak, bunu nasıl işleyecek, motor harekete nasıl dönüştürecek aşaması.
İşte bütün bunları fiziksel bir robot olmadan bir şey ortamında, simülasyon ortamında yapıyorlar. Bu introduction'da şöyle bir şey var. En başta, studying and validating models of brain function requires a proper embodiment of brain model as well as a dynamic and rich sensory environment in which the robot brain ensemble can be embedded. Bak, bu da senin görüntün var. And then be exposed to a realistic sensory motor task. Şimdi gerçekten de böyle hani gerçekçi bir deney yapabilmek için önemli. Biz de mesela ne yaptık ki? Renkleri algılayıp da işte hareket yapsın. Ondan sonra bir ortamda gitsin, bir şeyi alsın, taşısın. Bunları yaptık. Ona bakarsan işte fena yapmamışız, evet, ya. O, evet. O şeyde yani. O yani bir benim tembelliğimden dolayı toparlayıp çok ortaya koyamadık ama. Yani ben tek de benim tembelliğim de değil valla. Herkesin tembelliğinden. Bayağı hani buradakini okuyunca yani biz de kendimizce bunları yaptık diye baktım yani. Bu zor işi bir tür yaptık gibi geldi. Şimdi burada tabii ki zaten var olan bazı yapıları kullanıyorlar. Mesela bizim beyin modelleri için kullandığımız Brian'ın benzeri Nest kullanılıyor. Ondan sonra robotlar içinde benim adını duyduğum, herhalde senden duydum diye düşünüyorum Mehmet. Bu gazeboyu bilmiyorum. Hı, ya da sen kullanmıyor musun? Ben çok az kullandım şey sanırım hocanın dersi için. Ha, onun için. Evet, orada Darwin'in modeli vardı onu çalıştırmak için ama birleştiremedim çünkü ROS arayüzü kullanıyordum haberleşmek için. Burada da onu kullanıyor. O yüzden işte birleştirememiştim, öyle kalmıştı ama benden duymuş olmanız lazım. Konferanslarda da belki duymuşumdur. Yani olabilir. Senden duydum hatırlıyorum ama fazla duydum gazebo. Yoksa aklımda kalmaz. Ben de öyle yani. Olabilir. Çünkü Webos'a göre şey açık kaynaklı. O yüzden. Ha, evet, o yüzden. Tamam. Bunların kullanma sebebi o zaten. Evet. Yani burada da onu açık açık söyler. Açık kaynak kodlu. Yani var olanları aslında bir araya koyuyorlar. Şimdi burada şöyle bir şey söylüyor. We do not need a complex realistic experimental environment. We do not only need a complex realistic experimental environment, but we also need a controllable and measurable setup where stimuli can be generated and responses can be measured. Şimdi bu önemli. Yani bir uyaran yaratacağız. Dolayısıyla öyle bir ortam koymamız lazım ki işte kırmızı rengi gördüğü zaman kine ilişkin kırmızı renge karşılık bir uyaranın geliyor olması. Ve ondan sonra da buna karşılık işte kırmızı renge buradaki şey bir uygulama öyle kırmızı renge doğru mu gidiyor bir şey yapıyor. Ona karşı bir motor hareket yapması. Şimdi hani yavaş yavaş Mustafa da onlara bakacak. Hani hafiften düşünmeye başladık ya bir kere uyaralı biz de kendi modellerimizde yaratmaya kalkışmış hep impozun dağılımıyla koyuyoruz ki burası da öyle bir şey yapıyor. Sonra bunun karşılığında işte nöral yapılarımız hani senin de öyledir ya girişlerin hep impozun dağılımıyla nöral yapımız bir takım hücreler modellerimiz bir ateşlemeler yapıyor vesaire biz hep firing rate'lere bakıyoruz. Sonra bunu bir de motor harekete dönüştürecek. Değil mi? O işi de yapması lazım. Dolayısıyla response can be measured dediğinde de hani senin simülasyonunda tamam işte 100 tane hücre ateşledi bilmem ne gibi bir şey. Bundan da bir motor harekete geçmesi lazım. Orada yaptıkları işi hani eğer dikkat ediyorsanız hep transfer function diyor. Transfer function'ın ne olduğu belli değil. Öyle çok net. Hatta ben o şey oturdum bir başka makaleyi de bastırdım. Çok böyle dikkatli bakamadım ama aynı grubu. Şöyle bir hızlıca baktığımda onda da pek yok. Çünkü sanki bunun aynısını biraz daha farklı bir şekilde yazmışlar gibi. Çünkü altta ekip yazıyor. Yani transfer function zaten her duyduğunda tüylerim ürperiyor. Çünkü bizim için transfer function
input output arasında lineer sistemlerde tanımlanan bir şey. Burada hiçbir şey öyle değil. Yani başka bir isim bulamadılar mı? Sizlerin atışa kesiyorsunuz. Evet, hep bunu söylüyorlar ama şey aslında benzer bir şey değil mi? Yani ben de tam olarak bilmiyorum, tam olarak anlamadım ama girişle çıkış arasında işte spike'ı gerçek değerlere, gerçek sayılara dönüştürmek için bir şey çiziyorlar. İşte burada vuru zamanı, burada da her bir vurunun işte alacağı değer. Pardon ya, ben olsam transfer operator derim yani function ha, deme ya. Yani valla bütün öğrencilere anlattığımız şey yalan oluyor. Biner zamanla değişmeyen sistemler için tanımlanmış olabilir bu kadar. Acaba onlar ne diyorlar devrelerde? Transfer function diyorlar ama o çok böyle şey, işte o kelimeleri biz bir anlam verip o anlamın içinde anlatıyoruz. İnsanlar onu bir yerden sonra öyle dil alışkanlığı kullanıyorlar. Bence kavramdan habersiz olduklarından benim kadar rahatsız olmuyorlar. Benim tüylerim ürperiyor. Transfer function çünkü apayrı bir şey. Transfer operator olabilir. O bir şey. Hani blok diyagramları koyup giriş çıkış arasındaki ilişkiyi koyunca böyle yazıyoruz ya S bilmem ne böyle S bilmem ne değil yani o bu transfer function. Çünkü hiç yani onu bilen biri okusa çok yanlış fikirlere kapılacak. İşin kötüsü sonradan da onu gerçekliyorlar. Yani öyle oluyorlar. Şimdi real environment complex and parameters are extremely difficult or even impossible to control. Yani bu zaten hep söylenen bir şey. Models of brain functions designed to properly reproduce brain activity at different levels could not be executed in real time due to the complex neural dynamics. Yani bütün bu negatif hani şeylerin farkındayız. Ona rağmen böyle bir platform oluşturacağız. Sonra da diyor ki we propose to use a digital simulator implementing realistic scenarios. Yani burada bir dijital yapı oluşturuyorlar. Halbuki aslında daha bir analog bir şey olması lazım. Daha sonra söylüyorlar onu aslında biraz daha. Doğrudan bahsedilen bilmiyorum da şey bu yapıyı diğer yapılarla birleştirmek istiyorlar ve birleştirmek istedikleri yapılardan bir tanesi de işte üzerine simülasyon yapmak istedikleri şey Heidelberg'de geliştirilen bu brain scales. O da analog. Brain scales hatırlamadım. Yani hani modeli kurdunuz, ondan sonra Spinnaker üzerinde de çalışabilecek. O işte brain scales üzerinde de çalışabilecek. Ve Nest üzerinde, yani onların bilgisayarları üzerinde de çalışabilecek. Böyle doğru gidecek ama evet, dijital. Sonra the main restriction we propose is to have a simulator that could run at a slower time. Çünkü gerçekten içeride detaylı anlatıyor. O onunla haberleşiyor, bu bununla haberleşiyor derken birbirlerini bekliyorlar. Yani öyle bir şey var beraber çalışmak için. And also that the time can be sampled in discrete intervals without compromising the simulation quality. Yani burada işte bölümler birbirlerini beklemek gibi bir problem de geliyor arkadan. O da geldi mi? Geldiğinde de şey mi? Simulation için gerekiyor o zaman. Yani mesela bizim kodumuz bir mesh modeli ya da daha basit bir şey koysalar hızlandıramıyorlar mı acaba? İlla bu gecik, yani yavaşlık olacak mı zamanda? Normal gerçek zamanda gibi. Koyabilirler ama aslında amaç o değil. Yani amaç şey aslında biraz. Yani kendimiz hızlandırsak çünkü modeli de... Ha olabilir zaten. Kendimiz hızlandırsak. Yani 1000 tane değil de 100 tane koysak. Olabilir. Yani yine mi yavaş olacak her halükarda? Yok. Evet, bence değil. Yani beyin modelinin şeyine, yapısına bağlı. Ne kadar gelişmiş bir model ya da ne kadar çok nöron içeren bir model kullanıyorsunuz. Değil mi? Ya bence... Yani biraz öyle olması lazım. Bunlar çünkü çok baştan kestirip atmışlar. Yok. Yani tam gerçek zamanda olacak. Onu anlıyorum. Tamam. Ama yani çok... Yani bu kadar... Bence doğrudan gerçek zamanlı değil demiyorlar. Yani olmayacak demiyorlar. Bence burada asıl problem hani gerçekçiliği, hiçbir şeyin gerçeğini yapmıyoruz ki, her şeyi modelleme. Yani amacına yönelik olarak modelleme. Ben şeyi çok doğru bulmuyorum. Tutup da çok gerçekçi bir nöron modelini koyarsak daha çok şey öğreniriz'in doğru bir yaklaşım olduğunu sanmıyorum.
öğrenmek istediğin şey neyse ona göre modelini modifiye etme hakkın var gibi geliyor. Yani eğer ki amacın işte böylesine kompleks duysal verileri aldım, bunları işledim, motor hareket çıkardım, sonra tutup da 7. derecede Haşkin aksiyonu falan veyahut da onun da ötesinde kısmi denklemli modelleri koymanın bir anlamı yok. Ha, orada ben işte ortamdan haberleşirken tabii ki nörotransmitterların etkisini istiyorum. Asıl problem o. Nörotransmitterların etkisini basit modellerin içine daha akıllıca koymanın ve o modellerle diğer modeller arasındaki geçişi sağlama önemli. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, biraz da Rahmi'nin söylediği gibi. Mass model gibi bir modelle tutayım, robotu da kullanayım ama bir başka platformda Mass model'da Spike Neural Network arasındaki ilişkiyi kurayım ki böyle bir geçiş sağlayayım. Ama bence zaten malzeme değişmiyor. Ciddiyim. Gülecek bir şey yok. Cidden. Yani elektronik dünyasıyla bu işin olmayacağını bildiğimiz anlamda dosdoğru kimyasallar ve biyolojik malzeme kullanarak yapılması gerektiğine inanıyorum. Yani. Yani yoksa boşa öyle telleri birbirine bağlıyoruz. Hani tamam teller bağlanmıyor ama orası falso. Benim öngörüm... Böyle şeyler de var. Kanun mühendislik özelliği şey var mesela, onlara dönüp baktım, proteinlerle iş yapanlar var. Orada bir kararlılık problemi varmış. Yani proteinlerle şey yapıyorlar, yapay sinir ağları yapıyorlar. İşte and or. Onlar da gariplerin hesaplama diye onu biliyor. Mühendisler hesaplama diye bunları yapıyorlar. Biz ikili tabanda hesaplayalım derdindeler. Çünkü bu şöyle, o şuradan gelmeye çalışıyor, bu buradan gelmeye çalışıyor. Orada şöyle bir boşluk var. Şimdi şunları birbirine yaklaştırmak lazım. Halbuki ikili kapılar falan yaratmak zorunda değilsin. Aslında benim seni kullanma nedenim analog olman. Hani böyle birleşelim. Vallahi çok değil. Bakın 5 yılda göreceksiniz. Yani bilgisayarlarımızın içinde şey olacak. Organik parçalar, evet evet. Değil mi? Hayır. Ben çekmemişte benzer bir şey vardı. Sen hatta sunum yaptıydın. Evet. Tatlıyım. Beyniniz çalışsın. İnanamadınız benim söylediğim. DNA şeyleri, molekülleriyle hesaplama gibi bir şey. Yok, genç getirir bize. Çalıştayda vardı değil mi? Ama yine orada da işte şey problemi vardı. Hani hesaplamanın sensör bir şey. Ne diyorsan söyle. Senin daha iyi bilgilerin bir program vardı diye hatırlıyorum. Doğru şey. Bir de şeyde zorlanmıştım sanırım. Çok fazla uygulama yoktu. Uygulama da yoktu mu? Çok da anlaşılır. Bu doğru diyor. Şimdi çok önemli bir şey. Bir söylemiştim bilmiyorum. Komik bir şey oluyor. Komik bir şey oluyor. Nanotekten bizde emek sunu yoktu da. Yani onda ders bırakıyorsunuz. Anlattım. DNA'larla protein dediğin zaman zaten orası. Şey, orada işte böyle benim de şimdi söylediğim gibi yani ben kendi adıma çok iyi anlayamadım. Yani sanki şey yapmadım. Diğer tarafta uygulamalar veya yazılı şeyler. Yıkman da şu tarafta. Ben işte şimdi birazcık bakıyorum böyle Kneis, Kıdansı mı? Hep böyle bir şeyler var onun denklemlerini yazıyorlar. Hani uğraşırsa olur. O da iyi işte. Aslında da şey yani göçüman fazlası şey kimyacılar yazmış mesele. Orayı buradakilerin okuması. Hocam ben geçen hafta şeye gittim. Bu dördüncü endüstrileşme aşamasında. Onda zaten şunu söylüyor. Söylüyor adam yani ki uzun süredir. Bu adı için en mezunmuş. Yani teknisi bilmem bu işi olabilecek gibi değildi. Yani elden yana gelmezsek örnekler var. Tarihi düşünmüş. Gerçekten hep yan yana giriş, belki daha sonra arkadaş olmuş ama sonuçlar o şekilde alınmış diyor. Yani bence de yani sınırda takımıyla belki. İşte orada da bence ilk adım atacak olanlar bizler olmalıyız. Çünkü mühendis olduğumuz için bir
matematikten bir parça alıyoruz, diğerlerinden de hani bir gayret oturursak. Ama şey, orada zor olan kendimizi reddetmek gibi bir şey oluyor. Reddedelim. İnsanlar o da toplum mühendisliği bile var ya. Niye? Ona da bir mühendislik. Bizim okul fizik mühendisliği yapmış yani. Bırakın oradan başlayalım. Neyse. Dolayısıyla hani asıl dediğim gibi modelleme de böyle bir yerde olmamız lazım. Ben çok sağ olun. Şimdi bu burada bir de şeyi söylüyor. İşte öyle bir hani araç zinciri oluşturacağız ki herkes gelsin ve kullansın bu varı. Yani böyle hiç olaydan haberdar olmayanlar bile gelip kullanabilsin. Böylelikle de yani sparking nöronları robotların sensörlerine ve eleyicilerine bağlayabilecek bir ortam oluşturalım. Yani bunun için de işte sparking nöron bilmene gerek yok. Robotçuysa yok şey sende robot bilmene gerek yok. Herkesin kullanabileceği bir şey olsun diye. Yani psikolojik deneylerle şeyleri, biyolojik deneyleri isteyen orada gerçekleştirebilsin. Bayağı ben iddialıyım. Hatta şey bu Tony Prescott falan var ya. O şeyin terapistindeymiş. Ve SP3 mü bu arada? SP3'ün ismini hatırlamıyorum ama onlar daha şey çalışıyorlar. SP10 dedikleri şey, nörorobotik diye geçiyor. SP3 dedikleri de sanırım daha computational yani hesaplamalı çalışıyor. O zaman ama birbirlerinden haberleri olmadan, yani bu taraf robotik çalışıyor, diğer taraf kendi robotlarını yapıyor. Şimdi yeni yeni bir araya gelmiş çalışıyorlar. Stack Fuzz gibi bir şey belki de. Sub-Project'te. Sub-Project'te SP ama hani içinde ne yapıyorlar diye bu konu başlıyor. Şimdi burada işte şey, yani bu işi daha önceden yapmayı deneyenler var deyip şeyleri anlatıyor. Kimler ne yapmışlar onu. İşte böyle haberleşmeyi sağlayabilecek, hani iki farklı şeydeki yapının haberleşmesini sağlayabilmesi gerekiyor. İşte ilk anlattığı iSpike, C++ bir library, yani C'yi kullanarak yapıyorlar. Ve şey, iCube, humanoid robot var, böyle çok şirin bir tane var ya, tatlı tatlı bakıyor, onu kullanıyorlar. Burada şey diyor, it uses a biologically inspired approach to convert the robot sensory information into spikes. Dolayısıyla onun hani işte renkle ilgili kamerada olan şeyi en azından o tarafa taşıyor. That are passed to the neural network simulator. Aynen işte bizim de yaptığımız gibi, biz de bizim robotun kamerasından görüntü alıyorduk. Onu ondan sonra tutup evet uğraşıp şeye çeviriyordu. Mass modelimiz için girişe çeviriyordu. Ondan sonra mass model bir şey yapıyordu. Hatta sparking neural network modeli de vardı. O bir şey yapıyordu. Sonra da onun çıktısını robotun motor hareketine çeviriyordu. Oradaki zamanda mı nasıldı? Yani şeyde yapınca yavaştı. Robotun kendi bilgisayarında yapınca yani %1 falan da şey var. Gerçek zamanlılık oranı çok düşüktü. %1 mi? Yani gerçek zaman hani gerçek zamanda bir şey daha doğrusu gerçek zamanda 100 saniye pardon tam tersi gerçek zamanda 1 saniye simülasyondaki 100 saniye geliyor. Çok ya. Yani 100 saniye simülasyon yaparsanız ancak 1 saniye gerçek zamanla hesaplayabiliyorsunuz. İki yavaş. Ama şeyi kullanınca onun bilgisayarı çok tabii yavaştı. RAM'i de düşüktü. Bizim laptopları kullanınca yani %50'ye falan çıktı herhalde. Tam sayı hatırlamıyorum. %30'lara falan çıktı. Hep haberleşim için mi bize zaman gelecek mi? Yoksa? Yok hesaplama için. O çok bir problem değildi. Yani haberleşme için gereken zaman ötekinin yanında ihmal ediyor. Peki ama şu öteki robotların üstünde yaptıklarınız hani böyle dolanıp da şey buluyordu. Onlar gerçek onlar zamanlıydı. Hızlı çünkü yani. Mass model kullanıyorduk ve işte, hani mass model kullanacak.
6 tane denklemimiz vardı. 6 tane içinde işte birkaç tane toplama çıkarma içeren denklemimiz var. Fark denklemleri. Fark denklemleri. Diferansiyel denklem. S ile hesaplamak da çok kolay. Kardeşi ile yaptık onda. Başka bir şey yoktu değil mi? Evet. Konuyu da açayım ama satılan robot süpürgeler onlar ne kadar başarılı? Hiç gören ya da inceleyen olmuş mu? Onlar bu robot olimpiyatlara falan getirdiler. Orada ben gördüm. Hatta bizim şeyde kullanıyorlardı onu. BLSI yaptığı bir ara kullanıyorlardı. Yani şey olarak mekanik olarak bilmiyorum ne kadar başarılı. Sanırım başarılı ki insanlar alıyorlar. Ama artificial intelligence olarak öyle çok üzerinde çok büyük bir şey yok. Bir intelligence yani, yok. Duları böyle izleyip dolanıyor. Aynen. Yani mesela koysak ne yapmaya başlıyor böyle hemen engelleyip falan. Rastgele dolanıp kendi kafasında bir şey evet çarpıyor. Kendi kafasında bir harita çıkarmaya çalışıyor. Bazıları şey yukarıya kamera monte ediyorsunuz. Çevreyin ve nerede olduğunu bildiği için ona göre yönlendiriyor yeni modellerinde. Ama şey yapmaya çalıştığı şey bu hani böyle bir işte dikdörtgen bir alanı şey yapıyorlar ya şöyle gidip hani tüm alanı taramaya çalışıyorlar. Onun gibi bir şey yapmaya çalışıyor diye biliyorum. Çalışıyordu. Çarpıp dönüyor hep yani. O çocukların sonra arabaları vardı ya, oyuncak arabaları. Daha benim çocukluğumda bile var. Çarpınca evet. O bu da biraz öyle. Yaptığım şu. İşte arkasından gelip şeyleri anlatıyor. Başka böyle iş yapanların olduğunu anlatıyor. İşte başka sistemlerle neler yapılmış. İşte tam burada bir yerde de şey diyor. İlk defa transfer function var geliyor. Together with robotic platform restrictions, they do not provide a framework for the conversion, allowing the user to write his own transfer function. Yani bu transfer function dediği zaman işte aslında şey, geçişi sağlayabilmek. Hani sparking'den motora oradan oraya geçiş sağlayabilmek. Ya yani bu işi işte insanlar yapmış, işte integrated fire'la uğraşarak yapmışlar. Yani aslında tırnak içinde bir transfer function karşılıyor şeyi sanki anlamına. Yani bir giriş var, bir çıkış var ve aradaki bağlantıyı sağlamaya tabii. Ya yani o yüzden transfer operator evet, olsun. Evet. Abstract firing rate neural modelde şey diye, conductance based intelligent firing rate evet. Neural model. Yani abstract firing rate model neural modelde bir mass model'lar bence. Mass model değil mi? Ya ben de okuyacağım, oradan da. Arkasında şey diyor, conductance based integrated fire sparking. Onu yani ikisini birden nasıl birleştirdin? Yok. Yani farklı şey, şey var. Bunu da yapabiliyorsun, bunu da yapabiliyorsun. Yok şey, ikincisinde conductance based integrated fire demişim. O şey hani integrated fire'ların yana G çarpı B eksi E yazıyorlar yani ya, ona diyor. Aşkın aksi bir böyle şey değil. Yok, değil. Çünkü integrated fire gibi basit bir şey. Çok böyle evet. Şey değil yani. Skin Maker'da kullandığımız şeyler onlar, neural modelleri. Aynen. Çok yani sadece işte Nesli Arcan'ın dediği şey var. Sadece o G'de var. Ya şimdi mesela belki en dara düşerse Mustafa'nın da kendi şeyine ekleyeceği. Hani baktık beraber gördün ya, G böyle B eksi E koymuştu şey Utku. Onun gibi parça ekleyince hani aslında iş, işin başında böyle bir şey koyuyorsun, ikinci dereceden bir diff-denklemle, polinomsal vesaire bir diff-denklemle hücreyi modelliyorsun. Ama ucuna integrated fire'ın hiç ilgisi olmayacak şekilde tutup şey ekliyorsun. Hodgkin-Huxley'de yaptığın gibi bir yapı ekliyorsun. Ama da hani matematikçi gelip baksa diyecek ki V karem V var, yanına bir tane daha V eklemişsin. Yani V'nin başına bir parametre eklemişsin. Başka bir şey değil yani matematikçi için. Yani bir parametre daha eklemişsin. Zamanla değişen bir kapsayı. Yok ya, onlar zamanla bile değişmiyor. Bazıları yok, olayla. Üst geçiş mesela 5 ve 140 artı 5, 5 ve artı 140. 5 V geliyor, yanına G çarpı V eklerse işte 5 artı G, E çarpı V geliyor. G değişmiyor mu? O G sabit. Sabit. Parametre. V değişiyor sadece. Zaten o da evet. Şey. Sıfır farklı DC terimiyle
İşte V'nin katsayısı değişiyor. Başka bir şey olmuyor. O bir şeyler falan değil. Slash, koyduğum G'ler falan var ya. Onlar daha iyi dinamik. İşte şey diyor, her ne kadar bu bahsettiğimiz araçlar diyor, yapay beyinleri robotlarla beraber kullanmak için iyiseler de robot komünitesinde ve neuroscientific komünitelerde bunlar pek böyle hani ele alınan şeyler değil. Yani robotların hiçbiri herhalde böyle beyin modeli falan kullanmayacak. Gelecek 10 yılda belki robotları başkaları yapacak yani. O tarz bir şey değil ki hiçbir zaman için. Yani o ayrı bir dünya olarak gidebilir. Şey, bir çalıştay düzenlemeye çalışıyoruz bizim grup şey için, işte bu IROS için. Orada mesela şey çok bulamadık. Hesaplamalı modelleri robotik için kullanmaya çalışan çok fazla insan bulamadık. Hmm. Yani doğrudan şey, robotik görevlerini gerçeklemek için. Hani developmental robotics ya da social robotics dedikleri alanda var bir şeyler ama hani gerçekten işte bir şeyi dengeleyelim ya da görüntü işlemeyi kullansın gibi robotlar da bunu deneyen pek yok. Ya çünkü orası gitgide endüstriye doğru kayıyor. Endüstriyel bir yerde garantili şeyler istiyorlar. Ve hani onlar çok denenmiş, sınanmış, oturmuş şeyler. Yani beceriksizliklerin sınırları biliniyor, önemli. Şimdi bunların becerileri var desen de beceriksizliklerin sınırları bilinmiyor. Dolayısıyla kimse oraya gelmiyor. For our framework, we decided to rely on a widely used simulators for the brain models. Dolayısıyla yani var olanları kullanıyorlar. Yani o yüzden işte Nest kullanılıyor. Burada işte Pine kullanılıyor gibi. As well as for robots and environments, bunlar içinde var olanlar işte o başta söylediğim neydi, orada unuttum. Gazebo gibi yapıları kullanıyorlar. Yani aslında farklı olan parçaları güzelce birleştirecekler. Yapılan iş bu. Asıl önemlisi bu. Here we describe the first release of Human Brain Project Neurobotics Platform, which offers scientists and technology developers a set of tools allowing them to connect brain models to detailed simulations of robot bodies and environments, and to use the resulting neurorobotic systems in silico experiments and technology development. Dolayısıyla teknolojiyi, hani amaçları öyle bir şey ki, öyle bir şey koyalım ki bunlardan habersizler de rahatlıkla kullanabilsinler. O yüzden kimsenin umurunda değil içinde aslında çok ne olup bittiği. Hani gayet böyle rahat kullanıp bazı testleri gerçekleyeceği bir yapı olsun diye bakıyor. Sonra da şey diyor. This platform is the first to allow the coupling of robots and the detailed models of the brain. This makes it possible to perform experiments exploring the link between low level brain circuitry and high level function. Şimdi bu çok heyecan verici bir şey. Yani hani bunun uğruna hani neler yapılmaz ki? Benim aklıma hemen şu geldi. Ya bizim ne güzel modellerimiz var. Biz o zaman robotta gerçekten elinde olması gerekmiyor ya. İçeride de söylüyor. Yani kendi robotunu kendin tasarlayabilirsin. Tamamen yepyeni bir canlı yaratabilirsin. Hani var olan robot parçalarını da bağlayarak. Böyle bir şans da var. Mesela bizim için en zor olan şey işte dışarıdan olan veriyi al, değil mi? Onu bir tür transfer et ve onlarla işte şimdi ne güzel bizim var şeyimiz işte bazal ganglia döngümüz, bunu tutup da bir tane gerçekçi working memory teste koymaya kalktığımızda bütün working memory'yi bizim kurgulamamız gerekiyor ki o benim yüzüme korkunç büyüyor. Yani işte kartları ki bunu geçmişte Gülay yaptı işte Wisconsin Card Sorting Test için bütün kartları tanımla, o veriyi al vesaire. Hani ben böyle bilgisayarın başına oturtup testi yaptırtıyordum. Gerçekten de hani bütün bu bilgiyi işleyerek 0-1 dizileri falan. Bunlar bana çok zor geliyor. Bir de bunu bir robota yaptırmaya kalktığında iyice gözümde büyüyen şeyler. Şimdi bu zaten bu şeyi veriyor. Tek yapacağımız şey orada kendi beyin modelimizi oraya oturtalım. Robot zaten hazır var. Working memory task'i yapsın. Yani gideceğiz şurada biraz sonra bahsettiği kutularda working memory test kutusunu seçeceğiz. İçine kendi beyin modelimizi koyacağız ve yapacağız. Yani bu bir hayal.
tahmin edebiliyorum. Ama bunların iddiası o yani. Yok ama şey yani yok. Herkes işte benchmarklar onun için var herhalde. Şey, herkes modelini bunlarla test etsin. Mutlaka birisi gelip de onu gerçekleyecek. Ama bu arada tabii böyle bir sürü esneklik iddia ediyor. Modelini kendin yapabilirsin. Taskini kendin koyabilirsin. Çünkü mesela psikologlar da yeni taskler geliştiriyorlar. O tasklerini de böyle bir ortamda onlar sınamak isteyebilir. Hani böyle bir şey var. Ondan sonra gelen paragraf bence önemli. The aim of this platform is twofold. From one side, the platform can be used to test neuroscientific models of brain areas or even reconstruction of these areas based on the neurophysiological data. Bu işte bizim de iddia ettiğimiz şey, data olarak beyin. On the other side, robotics can take advantage of such platform to develop more biologically inspired control architectures. Yani robotcuları geliştirecek, aynı zamanda da beyin modellerini geliştirecek. Yani hani ne bileyim şöyle bir robot tasarlarsan beyin modelimde öğrenmeyle beraber ne olurum bakmak var. Ha, bunun gidişi kötü ya. Hakim korkmak da haklı yani. Bu arada şey, bu TED konuşmalarını dinliyorum son zamanlarda. Ne düşünüyor insanlar diye. Şey hani son zamanlarda şeyden korkmamamız gerektiğini söyleyen hani birden fazla video var en azından. Evet, teknolojik gelişmelerden. Sıtamayacaklar robotları. Genellikle de argümanları bundan önce de çok büyük teknolojik gelişmeler oldu ve hepsinde yeni bir yöntem bularak işte kendimize iş alanı yarattık. Ne bileyim kendimizi onlara adapte ettik. Hani onları kullanmak için yöntemler geliştirdik. Vallahi şimdi çok de bunu palavra bulacağız. Bence. Meş git de daha mutsuz insanlar olduk. Avcı toplayıcıyken çok bir mutluymuşuz. Genç ölüyormuşuz ama hızlı yaşayıp mutlu ölüyormuşuz. Yani. Ya bir de şey var. Hakikaten bilinç kazanırsa bu tür cihazlar yani. Hakikaten belki de şey olur. Bizi yok etseler hiç üzülmeyeceğim yani. Ben küçüklüğümde şey hatırlıyorum. Bu şey X-Men çizgi filmi vardı. Çizgi film halindeydi. Şey, büyük bir robot vardı, o küçük robotları üretiyordu böyle şey göğsünden küçük robotlar çıkıyordu böyle sürekli ve bu şey işte X-Men'i oluşturan ekip de bu büyük robotu bir şekilde şey patlatmaya çalışıyordu. O zamandan şey hani evet. 10 sene önceden mi 10 sene önce ben bu aralarda geri döndüm bu Isaac Asimov'un şeyini okudum, Ben Robot'unu bir daha okudum. Yani tabii şu anda çok naif gözüküyor ama orada hani robotların kuralları var. Yani işte şuna zarar vermeyeceksin, şöyle yapmayacaksın diye hani koymuş robot ahlakını, yani robotun şeyini, olmazsa olmazlarını olmadı dizmiş. Bilmiyorum valla. Bence robotlardan korkmayın. Onu yaratan insanlardan korkun. Yani robotların bir günahı yok burada. Teknolojiyi nasıl kullanılır mı? Mesela dinamik dışı alın, o şey yaparken ağaçları korumak işte, tünelleri ağaçları doldurup patlatma yapıyorlar. Ağaçları korumak ama işte dinamiği geliştiriyor ve dinamik insanları öldürmeye başlıyor. Yani şimdi aslında kimin neyin hangi amaçları kullandığı çok daha önemli taşıyor. Yani şimdi birçok şey öyle değil mi? Öyle öyle. Şimdi tabii bu işi yapabilmek için de physical and neural simulation, çünkü burada fiziksel yapı, yani robotun hani fiziksel yapısı işte, o yüzden kinematikler vesaireler de gerekiyor. Yani MH'de bir dönem onlarla uğraştık, çok kolay iş değil. Hani robot parçaları için öyle bir kinematik bilgi var. Dolayısıyla bir fiziksel ve neural simulation, her ikisi de bunların çünkü bir benzetim ortamında, are properly synchronized, yani bunların aynı hızda uygun bir şekilde çalışması gerekiyor. And they exchange data through transfer functions that translate sensory information coming from the robot, yani kamera görüntüsü, encoder'lar gibi, into input for the brain, current ve spike'lar gibi. Değil mi? Yani çünkü ne yapıyoruz? Kameradan görüntüyü alıyoruz. Onu ne yapmamız lazım ki? Bir tür beyin için bir giriş haline getirmemiz lazım. O bakımdan şey çok harika işte. Oh, ne güzel böyle bir platform sunuyorsa ben bu ara işlemden uğraşmak zorunda değilim. Direkt beyin modelimi pat koyarım oraya.
Halbuki işte kara kara düşündü, işte değil mi? Onları topladık, bunları bir şey yaptık, onu buraya normalize ettik. Yani orada beyin şu kadar çıktırıyorsa bütün geriye kalanlar şöyle kocaman bir şeydi. Yani. Ve ondan sonra bir yandan da inancını yitiriyorsun. Bu kadar hızlı bir şeylerle uğraşınca beyin bunun neresinde gibi oluyorsun. From one side, empty network output into motor commands from the other. Ha, şimdi girişleri böyle koyacağız, sonra beyin bir şey yapacak, o spike'ları üretecek, bunları motor hareketlere dönüştürmek gerekiyor. Yani robotun işte eğleyicisine git, şunu dön, burayı yap demek var. İşte o bakımdan mesela evincin ilk yaptığı bu şeyler, neydi şunlar, biyolojika yaptığında bir sürü kural tabanlı yer vardı ki emece o zamanlar bir türlü anlatamamıştım ki vallahi bunun başka şansı yoktur. Hani böyle bir şey. Öteki bir satır yazıyorsun. Geriye kalanı sayfalar dolusu. Nengo'yla bir robot kontrol ettiler geçenlerde. Daha yayınlarını yazmadılar ama makalelerini yazmadılar. Şey yaptı. İşte konuştuğum arkadaş şey dedi. Bazar Bank'ta devresini kullanmış. Nengo'nun kendi oluşturdu ve onu da 2010'da yayınlamışlar bu arada. O bazal renkli devresinin Nengo'da. Peki bunu hani Nengo'nun yaptığı şey daha doğrusu bir fonksiyona ne yapıyor? Yaklaşıklık sağlıyor. Hani bir nöron grubunun çıkışını bir fonksiyonu gerçeklemek için kullanıyor. Yani şöyle bir şey yapıyorlar Nengo'ya. Şöyle bir fonksiyonu gerçekleştiren spiking neural network ver bana diyorlar. O fonksiyonu bir spiking neural network'e yaklaşık olarak hesaplayan bir şey. Yani büyük bir olasılıkla bazal ganglia devresi işte şeydir, winner take all'dur. Winner take all fonksiyonunu, yani hiç böyle yok efendim korteks gelmiş de striatuma bağlanmış da falan diye bir şey yok. Orada böyle bir spiking neural network çorbası var. O çorba winner take all yapısını gerçekliyor. Vallahi Gray'ın en başta yaptığı iş. İşte, yani o yapay sınavı yapmıştım. Ya aslında şey, bazı fonksiyonlarını şey yapıp ya da evet çıktılarını ağırlıklandırıp o fonksiyona işte Nesna Hoca'nın dediği gibi şey yapıyor. Erişmesini sağlıyor. Ha. Ama şeyi sordum, peki neden bazal garantiye kullanıyorsun dedi. Çünkü Nengo maksimum fonksiyonuna yeterince yaklaşıklık sağlayamıyor. Yani ona ulaşamıyor dedi. Hani bazal renkli devresinde aslında nöronlarla iş yaparken bir anlamı varmış orada. Yani maksimum operasyonunu şey yapamıyor orada, operatörünü Nengo kullanamıyor. Yani herhangi bir fonksiyonu işte x kare artı 5'i yakalayabiliyor. Ama maksimum x, y dediğiniz şeyi ya da 3 giriş varsa 3'ünden birini seçmek için o çıkışı bir türlü şey yapamıyor o fonksiyon. Herhalde orada şey var. Nengo şeyi yapamıyor herhalde. Dinamik. Yani winner take all yapısını çok basit dinamik bir fark denklemiyle yazarsın. Dinamik bir sistem olarak fark denklemiyle o gerçeklersin. Lorentz atraktörlerini falan şey yapıyor mu? Bilmiyorum ama. Yeterli yoksa niye? O Lorentz atraktörlerini belki şeydir. Şekli, hani o eğriyi oluşturacak bir şey yapıyordur. Evet. Eğriyi oluşturacak bir şey statik. Yani Lorentz atraktörünün çıkışında senin bir eğrin var ya, o eğriyi spline'ler vesairelerle fonksiyonlarla statik olarak yakalayabilirsin. Bilmiyorum şimdi çok iddialı konuşmayayım da. Yani o ayrı bir olay, dinamik süreci. Çünkü winner take all yapısı için veya maksimumu bulmak için belki sen sınıf anlatmıştım. Hani maksimum olanı çekip çıkaran bir yapay sınav yapısı vardı. Çok böyle fark denklemi yazan basit bir şey. Çok basitti. Hani onu koysalar yeter. Yani ona karşı düşen böyle spiking koysalar yeter ama şimdi arkasından platformun platformu gerçekleyecekler ya, bunu okunca şeyi hissettim. Biri proje yazmadan önce bütün her şeyi ne kadar ince düşünmüşler, alt bloklara ayırmışlar, gerekli olan her şeyi dizmişler. Yani helal olsun, ben yorulurdum, ben onun yerine yapmaya kalkar, yaparken hani bazı şeyleri daha fark ediyorsun ya. Burada böyle gerekli olan bir sürü şeyi diziyorlar ve bunu IEEE'den alıyorlar bazı şeyleri,
değer özellikleri ve bir robot, bir ortam, ondan sonra bir beyin, sonra beyin vücut bütünleşmesi, bir de deney ortamı kuracaklar. Yani bütün bunları böyle alt alta diziyor. Ondan sonra da bunları arkasından da şey geliyor. Oluşturmaları gereken yapı için işte World Maintenance and Synchronization Mechanisms'ı koyuyor. Böylelikle bir şeyi başla dur, pardon, başla ara ver dur, tekrardan başla işlemlerini yaptırmaları lazım. Yani bunlara bakıyorlar. Ondan sonra interaktif görselleştirmek için şeyi, hani ben buradan görüyor olmam lazım bu simülasyon nereye gidiyor. Onu takip edebileceğim bir ortam bana vermesi lazım. Bir interface aslında yaratıyorlar. Böylelikle user should be able to live, edit and interact with the simulation once it started. Ve bunun içeride de anlatıyor, hoş bir şey. Yani kim zaman bir yerde durdurtuyorsun, durdurduğun zaman öncesi yok olmuyor. O sırada sen bir değişiklik yapıyorsun, oradan itibaren devam edebiliyor. Yani herhalde ilk versiyonda var mı bilmiyorum ama bu bayağı ideal. Yani düşünüyor musun, sen başlattın, tam o sırada bir yerde hay Allah ya dedim, benim mesela dopamin değerim bilmem ne olmalıydı, dur sen diyorsun. O öncesini yok etmiyor, dopamin değerini mesela değiştiriyorsun. Ben öyle anladım yani. Ondan sonra da yapıyı koyuyor. Burada işte şekil 1'de zaten şeyi görüyorsunuz. Altyapılar var. Beyin için bir altyapı, beyin vücut için, robot için falan. Sonra bunları siz dilediğiniz gibi kombine edebilme şansına sahipsiniz. İşte o yüzden zaten mesela robota ait parçaları var olan yapılardan tamamen baştan, yeryüzünde üretilmemiş bir robot olarak bile tasarlayabiliyorsunuz. Yani biz sonuçta işte Darwin'i kullanırken Darwin'i kullanmak zorundayız. Ne bileyim, Bioloid'i kullanırken onun özelliklerini kullanmak zorundayız. Burada o platformda farklı robot parçacıkları var. Onları birleştirip yeni bir robot, belki bu şeye yazılacak işte robotçulara, bakın şöyle bir robot yapın demenin yolunu sağlayacak. Yani işin o tarafı da var. Hani ben böyle bir şeyi gerçekleyeceğim, onun için böyle bir robota ihtiyacım var. Mustafa'nın da kulaklarını çınlattım. O da hani böyle bir arayüz oluşturacaksın ya, bizim çok basit. Her şey şu şekil 2'de. Şekil 2'ye bakarsanız bu içeride şimdi 3 tane level'dan bahsediyor. First layer, second layer, third layer, level. Bir yere layer, bir yere level yazmış. Neyse, layer'mış. First layer olan kısım şu en sağ taraftaki üçlü. Beyin simülatörü, closed loop bir yapı, bu vücuttan beynin birbirine haberleşmeyi sağlayan bir şey. Bir de dünya simülatörü, yani beyin bir dünyanın içinde. Yani bununla bir şey yapabilmek için bir vücuda ihtiyacı var. Bunların üçü ilk layer oluşturuyor. Ondan sonra da simulation control var. Bu aslında burada yukarıda low level, high level diye göstermiş. Metnin içinde hiçbir yerde high level, low level diye ayırmamış. Ama işte simulation control diye bir şeyden bahsediyor. Bir de back end var, şimdi onu hatırlamıyorum nasıl bir şeydi. Bakarız. En sonunda da experiment and simulation viewer. Yani orada böyle birisi bunlara bakıp hani istediğin zaman olaya müdahale edecek. Yani simülasyon sırasında. Dolayısıyla işte ilk layer'ım diyor, 3 yapıdan oluşuyor. İkinci layer'ım diyor, REST server or backend. Bu bu ilk layer olan parçadan experiment simulation viewer, pardon, son olan parçadan experiment viewer olan kısımdan istekleri alıyor ve bunları uygun parçalara iletiyor. Yani şuradan girdileri alıyor, buralara dağıtıyor. Daha doğrusu şuna dağıtıyor ya. O bunlarla ilişki kuruyor. The REST server does acts as a relay between the graphical user interface, the front end, and the various simulation engines needed for the neurorobotics experiment. Dolayısıyla bu aynen bizim hani şey Talamus'a söylediğimiz laf gibi, yani bir relay. Oradan oraya, oradan oraya bilgiyi taşıyor her şey.
Thus, any graphical control interacting with the restorer has a corresponding service. Actions that change the state of the simulations, such starting, stopping, or pausing a simulation, are implemented as a single parametric service. Yani durduruyorsunuz, başlatıyorsunuz vesaire, bütün bunları buradan bu ayarlayıp buraya haberleşmeye yolluyor. Ondan sonra bu ESV dediğimiz şey de graphical bir user interface diyor. Sonra başlıyor tek tek her birinde neler olduğunu. Brain Simulator dediği bizim bildiğimiz NES çıkıyor. Yani başka bir şey değil bu kadar. Bunu bir heyecanla baktım nedir bu diye. NES yani. Bir de tabii işte Pine, Pine'da diyor şunu yapıyor. Burada bir şey daha işte burada şeyi söylüyor. İşte Spiking Neural Network, Spinnaker falan da kullanılan yapı olarak bunu aldık. Yani kendi beynini kendin oluşturuyorsun nest ortamında veyahut da sanırım hazır bir şeyler olacak, insanlar onları da tutup kullanabiliyor olacaklar. Ha, World Simulator dediği şey de gazeboyu al. Biraz şey olacak ama Pilot için de nest'i kullanabiliyor musun? Evet. Burada sanki kullanamıyorduk. Kullanıyorduk ama şey kodları paylaşabiliyorduk. Şeyler aynı değildi. Özellikleri aynı değildi. O yüzden kullanamıyorduk. Hmm. Mesela onu Spinnaker kullanmaya çalışırken yapmayı denedik. Spinnaker'ın bazı özellikleri hala şeyi sağlamıyor. Yani. Nest'i. Evet. Nest'le fonksiyonlar uygun değil. O zaman Pine'ın. Yani yine Spinnaker kullanıyorsun değil mi? Aha. Yani yine hala Pine'da mı yazıyorsun? Nest kodu evet, Spinnaker'ı Pine kullanarak yazıyorum. Ama Nest hiç kullanmıyorum gittiğimden beri. Yani tercih etmediğin için mi? Orada kullanılmadığı için. Ha, bence kullanılabilir. Bir yani, pislik var yani kullanmayın diyorlar. Böyle kullanılabilir ama şey, benim çalıştığım ortamda hep şey, biz nöromorfik yapıları kullanarak bir şeyler yapacağız diyoruz. O yüzden Nest'i kullanmıyoruz. Ama Nengo'yu mesela kullanabiliriz çünkü Nengo işte 6 ay, 1 yıl sonra şeyi destekler hale gelecek. Spinnaker üzerindeki. Daha doğrusu şu an Spinnaker destekliyor ama daha uyumlu hale getirmeyi planlıyorlar. Nengo Kanada'da ama. Hı-hı. Nasıl oluyor da Avrupa Birliği projesinin içine giriyor? Girmiyor. Manchester Nengo ile ortak çalışma yapıyor. Hı-hı. Yani doğrudan projeden desteklenen bir şey yok. Herkes birbiriyle uyumlu hale getirmeye çalışıyor ortamı. Peki bir şey söyleyeyim. Spinnaker'da çalıştırmayacaksan o zaman Nest'e yazdığın kodu Pine'de çalıştırabiliyorsun değil mi? Evet. Spinnaker kullanmayacaksan Pine için. Pine'ın sintaksi biraz daha farklı. Çünkü diğer ortamlarda da çalıştırabildiği. O yüzden. Şimdi doğrudan Nest sintaksini kullanarak yazarsan yani tamam onu çalıştırabilirim ama Pine'ı yani Pine için çalıştıramam onu. Pine'miş gibi çalıştıramam. Hmm. Yani şeyleri farklı. Ama Pine'de yazdığım bir şeyi Nest'te çalıştırabiliyorsun. Evet. Yani daha doğrusu o kütüphaneyi şey yapıyorum. Hani işte import pine.nest as p dediğimde mesela işte p.connect dedim mesela. Bu p.connect Nest'in connect fonksiyonunu gidip buluyor. Hmm. Onu kullanıyor. Hmm. Ama orada ben işte import pine spinnaker sp diye değiştirdiğim anda o gidip spinnaker'ın connect fonksiyonu olacak. Hiç de aklın yolu bir değilmiş yani. Herkes her bir iş yapıyor. Evet ama şeyden kaynaklanıyor bu benim anladığım kadarıyla. Donanımın yeterliğinden kaynaklanıyor. Yani Spinnaker'da SDDP'nin reward modulated olmamasının sebebi sanırım arkada şeyi tutamıyorlar. Hafıza yetersiz. Her aktiviteyi tutamıyorlar. Dolayısıyla o eligibility trace'leri oluşturamıyorlar. SDDP hala yok mu? İşte yani var ama reward modulated değil. Benim dediğim gibi biyolojik şey koysalar onları sürekli tutmak zorunda kalmadan iş yapabiliyor olacaklar. O kararsız yapının içine kayboluyor, bir daha var oluyor, kayboluyor, bir daha var oluyor. Hani genetik kod gibi bir şeyi hani saklıyor da tüm bilgiyi saklamıyor. Bu da SDDP'de çok şey yapıyordu, çok yavaş yapıyordu. Evet. Evet, ben de hatta o yüzden ben var
yanlış ısrarla Brian öğren ve orada yap dedi. Ders sakalım. Ama işte orada şey, metrette yapmaya kalkarsak hani en üzeri en gibi bir şey geliyor oraya sanki. Çünkü her bir nöron için bir daha gidip her bir nöron post için sürekli şeyi takip ediyorsun. Post bir guru ürettiğinde acaba pirelerden ona bağlı olan pirelerde hiç şey var mı? Aktivite var mı? Aktivite var herhalde. Bir hepsine bakmak lazım. Onu muhtemelen Nest ve Brian şey optimize etmiştir. Evet. Evet. Nest'te hızlı oluyor çünkü Nest'e bir yapmışsın sen de şey. Yok şekeri bile daha hızlı. Brian'de bile daha hızlı. Brian'de de hızlı değil mi? Nest'te hızlıydı. Evet göreceli. Nest sanki Brian'dan daha hızlıydı. Nest'te. Ay hiç karşılaştırmadık. Vardı, şey var. Biraz daha şey var. Yani robotik için, robotik uygulama için daha hızlı. Yani aklımda kalmış öyle bilmiyorum. Bir yerde mi okuduklar? Okumuşuzdur. Ben çünkü şey hatırlıyorum. Nest'ten Brian arasındaki bir karşılaştırmayı hatırlıyorum da şimdi tabii hangisiydi onu hatırlamıyorum. Şimdi yani şey için sordum. Nest'te kullanmaya başlasak mı acaba diye. Bunun içine de girdi ya şimdi. Doğru. Evet. Yani aslında Brian'ı Brian'dan yavaş yavaş kullanımlarda gitti. Aslında Brian'ı aynı üzerinden kullanmak daha avantajlı. Ama bunlar Nest kullanıyor. Tamam aynı kodu ha, değiştireceksiniz. Olmaz. Sadece bilmeniz gereken şey Nest'te ne yapabilirim? Hmm. Çünkü zaten fonksiyonun içine özellikleri vereceksiniz. Yani connect dediği şey aynı hmm. kullandığınızda Brian için de Nest için de aynı. Aynı. Ama şeyi biliyor olmanız lazım. Brian'da mesela all-to-all connection yapabiliyor musun? Nest'te all-to-all connection yapabiliyor musun? Özellikle. Aynı şey mi? Yoksa one-to-one'ları kullanıp all-to-all mu yapman lazım? Hı. Nasıl yazıyorum bilmem lazım. Yani ne kadar şey oldu. Nest sintaksiyle de Brian'la uğraşmıyorsun. Ama şeyi mesela Pine nasıl yapıyor bilmiyorum. Brian'da kendi modelini çok rahat bir şekilde oluşturup kullanabiliyorsun. Ama Nest'te öyle bir şey yok. Nest'te biraz daha zor. Biz Nest'i tercih ettik. Pardon, Brian tercih ettik çünkü bir dokümantasyonu daha iyiydi. Değil mi? Hani her şey daha rahat görüyordu. Daha o şey Brian daha mı eski? Şey, Brian daha eski mi sanki? Sonradan bir Nest'i çıktı. Nest'te sen geçtin. Bizim haberimiz son. Beni Nest'te Berat yüzünden. O neden kullandı bilmiyorum öncelikle ama Brian'ın avantajı şey benim bildiğim yani sizin kullanma amacınız kendi modellerimizi değiştirebilirim hani onların verdiği modelleri kullanmayalım işte akım ekleyebilirim falan. Tabii tabii yani Brian o konuda çok şey istediğin dinamiği ekleyebiliyorsun istediğin çıkarabiliyorsun bağlantı dinamiğini kendin değiştirebiliyorsun. Kendin diferansiyel denklemi yazıp çözdürebiliyorsun Brian'ı. Nest'i kullanma sebebimiz de muhtemelen şeydi. Bir şey vardı Nest'te. Robotla mı ilgili? Robotla ilgili çalışanların hepsi Nest kullanıyordu o sırada. Herhalde öyleydi tabii ki. Evet abi oradan aldı geldi. Sonra ben de onu takip ettim. Bir de yani orada işte bakın kaç kişi çalışıyor. Burada kaç kişiyiz? Yani orada 3 kişiye Nest çalış, 3 kişiye Brian çalış diyebiliyorsun burada. Benim şansım yok. Şimdi beyin ve de vücudu bir araya getirebilmek için bu gibi olan şeye transfer function network framework kullanılıyor. Şimdi bu tabii iki iş yapıyor. Yani daha doğrusu iki şekilde transfer function'lar var. Birisi robottan nöronlara, diğerleri de nörondan robotlara geçişi sağlayacak. Dolayısıyla robottan nöronlara geçiş olanlar robot parçalarından gelen, işte sensörden okunan bilgiler, kamera görüntüleri gibi şeyleri nöron işaretlerine dönüştürüyorlar ki onlar da işte spike'lar, firing rate'ler veya elektrik akımları olacak. Nörondan robotu olan kısımda da nöron işaretlerini, işte spike'lar, firing rate'ler, elektriksel akımları, yani tek hücre veya bir grup hücreleri olanları robotun motorlarını kontrol edecek işaretlere dönüştürmek gerekiyor. Kuvvetli vesaire gibi bir şeye dönüştürmek lazım gerekiyor. Şimdi bunlar bu her iki transfer fonksiyonu hareket ve algı döngülerini kapatıyorlar böylelikle. Yani nöral kontrolörle robot arasındaki hareket algı döngüsünü kapatıyor oluyorlar. Şimdi bu böyle burada şeyi anlatıyor hani
bunun için. Ama hiç bence bir detay bir bilgi yok. Yani böyle bir şeyler vardır diye gidiyor. İşte Rosto kullanıyoruz falan diye anlatıyor. Input kısmında işte Spark Generators, Curl Generators var. Output kısmında da Spark Recorders, Population Rates Recorders ve Leak Integrators var. Yani giriş ve çıkış olarak bakarsak bunlar var. Ondan sonra da yani arkasından şeyi anlatıyor. Fine Tuning yapmak için uğraşmadık diyor. İkinci sütunda bu sayfa altının. We choose to avoid fine tuning of the performance of the developed components as currently the bottleneck of a simulation reside in the physics and neural simulators. Yani daha henüz bu fiziksel yapıyı dostları koyamadık. Neural yapıyı dostları koyamadık diye bu simülatörleri halledelim. Sonra bunun arasındaki geçişlerdeki problemlere de bakarız. Ben buradan onu bağladım. Sonra işte closed loop engine var. Bu da responsible for the control of synchronization as well as for the data exchange among the simulations and transfer functions. Yani o işi sağlayacak. Bir closed loop içinde yapılmasını. Bu da işte şekil 3'te böyle senkronizasyon için ne yapıldığını gösteriyor. Closed loop'tan geliyor. Şuradan buraya, buradan oraya nasıl olacağız. Ve burada sanırım bu müziği ben ta yıllar önce İngiltere'de dinlemiştim. Bunu aslında bunun için geliştiriyorlardı. Bunu kullanmamaya, senkronizasyon için bunu kullanmamaya karar vermişler. Yazık, orada iki tane genç adam uğraşıyordu yani ama ne oldu vazgeçtiler. Bilmiyorum. Yani ilk şeyde en azından kullanmayacağız diyorlar. Sonra da işte simulation control'u geliyor. Burada şöyle bir laf var. 7. sütununda. Thanks to the possibility of pausing and restarting the closed loop cycle during the simulation execution, it is possible to add features that modify simulation properties at runtime without the need to restart the simulation from scratch. Yani ortada kesip bir şey değiştirip sonra devam ettirebilme şansımız var. Böylelikle şey yapabiliyorsunuz. Transfer fonksiyonu ekliyorsunuz, değiştiriyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Aynı şekilde beyin modeli ve ortamı da değiştirebiliyorsunuz. Yani hani işe başladığınız ortamda bir şey var, sonra onu çıkar, tekrar bir şey koy gibi iş yapabiliyorsunuz. Şimdi bunlar özellikle şey için önemli sanırım, klasik robotçular için. Yani bizim için o ortamda bir şey değilse bizim robot zaten anlıyor diye bakıyoruz ama klasikçiler için bunlar vay olan şeyler. Çünkü onlar hani ortamı önce öğreterek iş yapmak diye uğraşıyorlar. Burada öyle bir şey var. Şimdi arkasından simulation control için söylediği şey şeyde kontrol teorisinde discrete event systems vardır. Olay tabanlı. Onu anlatıyor. Yani ben bunu okuyunca Evan'ın kulaklarını çınlattım. Çünkü hani hibrit sistemler olarak bana bakıyor. Yani bizim alışa geldiğimiz klasik kontrolün ötesinde bir kontrol yapısı var. Çünkü klasik kontrolde dinamik bir sistemimiz var. İşte hani kontrolda sistemi tanımlarken durum uzayımız vardır. Giriş uzayımız, çıkış uzayımız. Ondan sonra iki tane fonksiyonumuz vardır. Sistem bakış açısındaki uzayımız da şeydir. Durum uzayımız, giriş ve çıkış yok. Çünkü otonom sistemi bakarız sistemde. Ve bir tane fonksiyonumuz vardır. State transfer. Bir zamanın olduğu. Discrete event'da kümeye bir de şey gelir. Durum uzayı vesaire vesaire yanında olay uzayı gelir. Yani bir takım olaylar var. Bu olaylar doğaları gereği ayrık. Dolayısıyla ayrık olan olaylarla dinamik sistemler arasındaki geçiş sağlanıyor. Yani anahtarlamalı yapılar mesela bunun basit bir örneği. Yani ben burada oturma arada bir canım sıkıcı bir anahtar açıp kapatıyorum. Her anahtar açıp kapattığımda farklı bir dinamik sistem çalışıyor. Ama bu anahtar açıp kapanması zamanla falan ilgili değil. Bir olay oldukça oluyor. Yani burada benim canımın keyfime kalmış yani gibilerinden. Dolayısıyla bu dinamik sistem yapısı böyle genişletildiği bir discrete event systems yapısı var. Burada da onu kullanıyorlar ki gayet de makul yani bence robotla da ilgili olan. Hani ortam önceden tam tanımlanmışsa buna ihtiyacımız yok. Çünkü ortam sabit bir şey olarak duracak. Ama ortam değişiyorsa bir olay olduğunda robotun da hareketinin değişmesi gerekecek. Dolayısıyla o yapıya ilişkin
bir şeyler kullanıyorlar. Hareketinden ziyade şey sanki robotun kontrolünün değişmesi gerekiyor. Evet. Evet, robotun yapısından yani, ziyade robotun yani o anki işte dinamik sistem değişecek. Evet. Ondan sonra Bekent'i anlatıyor. Ben orada bir tek bir şey dikkatimi çekmiş herhalde, onu işaretlemişim. Yani onu bir söyleyelim isterseniz. Backend is the component connecting the user interface to the core components of the platform. Dolayısıyla hani interface'i sağlayan yer. Actions provided by the backend to the user interface include experiment listing and manipulation, simulation listing, handling and creation, gathering of backend diagnostic and information. Yani herhalde bütün her şeyi tasarladığınız yer gibi düşünmek lazım. Ondan sonra işte bu böyle bir üç boyutlu görmenizi sağlayan güzel bir şekil var. Onu şu yediye bakarsanız görüyorsunuz. Yedi de hani bu nasıl bir platform? Şöyle bir şey. Orada görüyorsunuz. Sonradan da şeyler var. Bunların daha detaylı bakıyor. Şimdi burada benim tabii için en önemli olan, biz de buna takılıp durduğumuz için, Transfer Functions Editor. Şimdi burada tam olarak ne yaptığı çok anlayamadım aslında. Benim anlayabildiğim şey şöyle bir şey oldu. Hani bizim gurur üreten hücrelerimizden bir firing rate'e geçiş sağlıyoruz herhalde transfer fonksiyonu. Yani bizim o yaptığımız iş gibi bir şey. 9 liraya bakarsanız, bu 9 böyle bütün bir yapının olduğu yer. İşte burada robot environment olan kısım, robotlarınız da var. Yani işte ışık koyuyorsunuz, böyle bir şeyler koyuyorsunuz. Sonra transfer function editor'ı şöyle bir şey burada. State machine dediği işte bu aslında kontrol için gereken şey, discrete event system olan şey. Bu da beyin içi olan taraf. Yani burada aslında bence environment'ta robotun da olması gerekmiyor mu? Robot parçalarımızın da. Belki obje olarak evet, ama zaten olması lazım. Evet, var. Yok mu? Yani burada gözükmüyor. Burada sadece yok, odayı oluşturuyorsun. Ama orada da hep odayı oluşturuyorsun. Yani robotu bundan önce oluşturuyorsun. Environment Editor'da sadece bir odayı vesaire oluşturmayı koyuyor. Insert Virtual Room Object diyor ya. Muhtemelen onun içinde robotlar da var. Bir robot designer'ı var. O da şekil 11'e bakın. Böyle hani farklı farklı robotlar. Parçalarını birleştiriyorsunuz. Giremedim valla. Yani şey, yeni robot oluşturdukça muhtemelen o işte şey, o kısma geliyor. Environment olan. Şeyde de öyleydi çünkü. Bir obje olarak tanımlanıyordu. Bezerro'da da ben kullanırken robot. Ha, ama bir işte nesne olarak ortama koyuyorsunuz, o daha sonra şeye devam ediyor. Yani ortamdaki diğer nesnelerle işte ışık kaynaklarıyla iletişim halinde oluyor. Bunun sonunda 3 tane şeyde deniyorlar bu ortamı. Bunlardan bir tanesi şey yapıyor. İşte kırmızı rengi görünce saatin tersi yönünde dönüyor. Ondan sonra da bir kırmızı, yani kırmızı rengi görüyor, böyle bir tur atıyor, kırmızıya doğru yürüyor. Yaptığı iş bu. Birincisi bu. Vallahi senin robotun daha çok işe yarıyor. Evet, bu şey biraz hani, bakın şeyler yapılabiliyor bunun üzerine. Ama zaten biraz önce şey demişler ya, daha bu fine tuning'i yapmadık falan, o zaman kullanılamaz ki yani. 8 tane nöronları var. Bu 8 nöronları da bölmüşler işte 3 bir şey için, 2'si bir şey için filan gibilerinden. Yani robotun kamerası alıyor. Image'i buradan geliyor. Firing rate'leri görüyorsunuz. Buradan bir Poisson Spike Generator yaratılıyor. Firing aynen senin yaptığın. Burada bunlar yapılıyor. Ondan sonra Leak Integrator'dan çıkanları da Membrane Potential diye alıyor, motor comment ediyor. Aslında yani biz orada şey yapıyorduk, motor hareketi için. Yine firing rate'e bakıyorduk. Firing rate'e bakıyorduk.
Onlar işte biz analog yaptık diyebilirler. Ama bu tarz bir yapı şey 2000'lerin başında yapılıyordu ve daha sonradan şey diye bırakıldı sanırım. Yani benim böyle yapıları bulmaya çalışıyordum. Bunların daha büyüklerini bulamadım. Muhtemelen ya bu yöntem çok işe yaramaz diğerlerinin yanında. Klasik direkt, robotların yanında. Evet. Aha. İnsanlar 2000'lerin başında bunları bırakmışlar. Şimdi tekrar dönülen aynı yerde. Evet. Ama bunlardan fazlasını yapıyor olmak gerekiyor. İkincisi klasik robot controller, sensör motorlarını. Burada diyor açık açık diyor ki this experiment does not use any brain model. Bakın klasik işi de bizim platform yapıyor diye göstermek için koyduk. Dolayısıyla onu okumadık. Yani bana ne oldu. Diğeri biraz daha işte o ikincisi şey klasik kol, robot kolu bir şey yapıyor. Diğeri daha bence ilginç olan parça çünkü içinde short term plasticity function'ı bile var. Yani iki tane layer'ı var. Buradaki hücre sayısı da bayağı bir fazla. Kaç taneydi? Yerdeydi. 1280 tane integrated temporal nöronları var. Bunlar iki tane layer halinde oluşturuluyor. İlk layer retinanın ganglion hücreleri için spike'ları ayarlıyor. İkinci layer'da her bir hücre ikinci layer'daki diğerindeki iki hücreden 7 tane nörondan bilgi alıyor ve local spike integrator olarak iş yapıyor. Yani bir yerde bir şey böyle geliyor. Sonra o bilgi rapino oluyor. Bu işte şey görsel alanla ilgili şöyle bir yapı koymuşlar. Hani daha böyle beyinle ilgili bir iş yapıyor. Aslında deep neural network'ün dayandığı şeyi basit bir gerçeklemesi gibi bir şey. Deep olanların içinde o da şeyden alıyor ya, görsel alandan esinlendik diyor. Hani Ha, o anlamda evet. Şeyi biz veriyi çekiyoruz sonra onu işte üst seviyede bir şeyle birleştiriyoruz gibi bir şey oluyor aslında. Ha, bu işte bizim adaptif rezonans teoride yapılan şeyler düzgün o güzel bir şeydi. Onu hiç unutmamanızı tavsiye ederim. Ve burada işte two temporal models var. A low pass temporal filter and a single compartment model diye başta söylüyor. Burada tabii işte hatırlar mısınız bir makale okumuştuk geçen yaz mıydı artık yılları karıştırdım birbirine. Gauss filtreleriyle bir şey yapılıp duruluyordu. Erman Solak'ta falan. Hani o tarz bir yapı var. Hani o tamam işte. Biraz işin içinde nöral falan bir şey. Ondan sonra conclusion'da gelin kullanın diyerek son satıra da nereden kullanacağımızı yazmış. Hani orada bir şey yok. Future development'a bakalım bence. Short term development plans include integration with the brain simulation platform and neuromorphic computing platform. Dolayısıyla bölüm 3'teki neuromorphic computing platformla brain simulation platformu birleştireceğiz diyor. Yani ben bundan şey mi çıkarayım? Beyni artık simülasyonla değil de özel donanımla oluşturacağız. Evet. Yani yazılım değil arkada hesaplama donanım. Yapan donanım olacak. İşte senin FPC'in. Benim bildiğim kadarıyla şey yapıyorlar. Kendi süper bilgisayarlarını kullanarak simülasyon yapıyorlar. Böylelikle siz bilgisayarınızın üzerinde koşturmak zorunda kalmıyorsunuz. Yani yapıyı. Sadece modeli oluşturuyorsunuz, söylüyorsunuz, o arka planda yapıyor, onu sonra hesaplıyor. Sana sonucu veriyor. Aynen öyle. Şeyi böyle. Bilgisayarında hiçbir şey hesaplanmıyor. O yüzden de hızlı bir şekilde her şeyi... Valla dedim ki şimdilerdeki gibi komplo teorisi herkesin modellerini toplayıp en iyi modelleri onlar alacaklar. Herkes çalıştırdıkça bütün herkesin modeli onlar da birikiyor. Tabii. Ama zaten çalıştıranların çoğunluğu da o projenin içinde yer alan insanlar. Dolayısıyla yok, aslında... Yok işte biz çalıştık. Yani evet öyle ama yine de çoğunluğu bir süre sonra şey oldu. Çaldı bizim prosum. Bu platformlar aynı zamanda şey, kendi şeyleri, Memogram Project'in o şeyleri, sub projektleri aslında. Yani kendi içine birleştirdikler senin. Hatta işte millete de hayrımız var deyip de yalan mı söylüyorlar? Merhaba. Zaten Avrupa Komisyonu muydu neydi? Yani o şeyi istiyor zaten.
herkesin açık kaynaklı, açık hani kaynaklı, herkesin kullanabileceği bir şey olması. Yani yavaş yavaş orada eski solcular var. Yani bizim yaş grubu gittikten sonra dünyada kim kimi boğazlar bilmiyorum. Yani bizim yaş grubunda tabii eski solcuların hala daha bir yansıması var. Ondan sonrası yandık yani. Allah! Yaşlı olmak iyi. Ona açık kod diyor da. Bilmiyorum bakalım nasıl kullanacak. As well as an extension of the closed loop environment that will be able to orchestrate the distributed brain simulations, giving it the potential to simulate larger brain models in shorter times. Dolayısıyla hani hayalleri bu. That will lead to integration with the high performance and data analytics platform. Yani işin hepsini yapıldığında gerçekten de insanlara gerek kalmayabilir. Daha güzel. Her şey orada bir hayal dünyasında var oluyor olacak. Olay bu. Sağ ol, sayende haberimiz oldu. Dünyada neler oluyormuş. Ben daha tam anlayamadım, çözemedim ama galiba onlar da zaten çözemedim. Onlar da çözemedi çözümü. Şimdi bu 2017'nin şeyinde çıkmış bir yayın, ocağında. Ocak valla 25'inde tuhaf bir şekilde bir tane daha var öyle bir şey. O da 2017 ama ne zaman çıkmış anlayamadım yani. Aynı anda iki yere de. Aynı. Grubun içinden alt grup. Alt grup aynı şeyi anlatıyor. Yani şekillerden hani neredeyse birazcık daha şey detayı var. Orada da mı acaba bir şey var? Burada da. Önceydi, sen önceydi diye. Yani yok şimdi hani işte bazı şeyler andırıyor ama tabii ki biraz daha detaylı anlatıyor anladığım kadarıyla. Yine aynı örneği anlatıyorlar. Ben bunu şey için bastırdım. Aa, transfer fonksiyonu burada herhalde daha fazla anlatılıyor gibi bir hayale kapıldım. Bu yayın daha erken olmalı çünkü bu yayın bunun içinde referans. Yani bu daha sonra. Vallahi böyle bir dünya. Darısı başımıza geliyor. Kimde yazılmış, yazım bitmiş. Yani yaklaşık 8-9 ay geçmiş herhalde. Çok büyük değişiklikler yok şu anda. Hala burada yapıyoruz. Evet. Benim de bu kadar. Yazarlardan biri Murat Kirtay. Şehrin öğrencisi herhalde. Evet. Sen tanıyorsun. Ben tanımıyorum onu ama gördüm. Erhan Hoca'nın şey, Erhan Hoca'yla ortak bir bölümleri var. Ortak bir bölümleri var. İtalya'daymış herhalde. Tanıyorum.